30 Ağustos, 5 Eylül. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Eliniz yapışmasın. YouTube'da da kanalımı yorum yazın, beğenin, sahip çıkın. Bunu sizin için yapıyorum. Vallahi depresyon halinde sıcaklar ve klimaya karşı alerjim var. Ev hamam gibi. Dışarıda da maşallah çocuklar vıt 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 olduğu için de cam pencere kapalı. Bu hafta farkındalığınızı kazanacağınız bir hafta olacak. Uzun süredir vermek istediğiniz kararlarla ilgili radikal bir şekilde yönünü bulacaksınız. Söz sorun olan her sözü ve konusu her konuyu iyi şekilde iyileştirip tam geleceğe yönelik ve kendi hatalarınızı, kendinize ait eksik olan noktaları da en iyi şekilde geliştireceğiniz ve kendi farkınızla birlikte harekete geçme zamanı ve bununla birlikte de elinizi biraz tutumlu döneme getirmeniz lazım. Elinizi işle ilgili çabuk tutmanız lazım. Beklediğiniz gelecek, her şey hızlı hareket edecek. Hızını kaybetme, konsantre ol. Yani bir telefonla yeni bir işe geçeceksiniz. Beklediğiniz iş kapınızda olumlu. Yani uykuya dalmayın, telefonunuz devamlı kontrolünüzün altında olsun. İşte yenilikler söz konusu olacak ve siz bile bu hıza hareket edemeyeceksiniz. Yani ben ne yapıyorum? Hiçbir şeye yetişemiyorum. Gün nasıl bitiyor? Akşam nasıl oluyor dediğimiz bir hız temposu olacak. O yüzden bu geçişler sizin için artı bir süreç. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de çok güzel kazançlar ve işinizle alakalı da problemler geride kalacağını uyarı yapıyor değerli yengeç burçları. Şöyle bir durumumuz var değerli yengeç burçları. Bu ara kendinize sağlık konusunda çok fazla takıntılı, depresyon haller, yorgun, halsizlik hissedebilirsiniz bu hafta. Ya da bu Eylül ayı bu halsizlik evrenizi geride tutuyorsunuz. Çünkü sizin hayatınız çok hızlı değişecek. Yani bana göre şu an şu 3 burç yaptım ya, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç. Şu üç burçtan daha hızlı hareket ediyor ve hızı doğru değerlendirdiğinizde de sağlam, planlı, programlı, yeni iş açılımları ve geçmişte onayladığınız bazı fırsatlar ayağınıza tekrar gelecek ve kazanç olacak olarak göster. Eğer devlete giriyorsanız, farklı bir iş alanına geçmek istiyorsanız, kurumsaldan daha büyük farklı bir kurumsala geçmek istiyorsanız hızlı teklifler var. Doğru değerlendirin diyorum. Kendi işini yapan ve uzun süredir de maddi krizler yaşayanlar için çok güzel olumluluklar var ve bu olumluluklarla alakalı süreçte de yerinizi kapatmaktan vazgeçip bu yere daha sağlam ve sosyal çevrenizde de büyük değişimler olacak. Tanışacağınız insanlarla alakalı noktada da size iş konularında çok büyük destekler alacaksınız. Sakın pes etmeyin diyorum. Bu ara hukuksal konularınız olabilir. Bunları ön planda vergi vesaire olaylarla ilgili ödenmesi gereken bir takım ortaklı değişimlerle ilgili yenilikler var. Bunlarla ilgili doğru teklifler ve doğru taksitlendirme yaptığınız takdirde de herhangi bir risk almayacaksın. Hatta renkli ve daha kazançlı bir döngüye girip kendi özgüveninizi daha çok oturtacağınızı söyleyebilirim. İlişkilerde bu arada çok fazla sorumluluk almak istemeyebilirsiniz. Kimseyle konuşmak istemeyebilirsiniz. Kendi dünyanızda otorite enerjiniz daha ön planda olabilir. Her şeyle ilişkilerde sertleşme, konuşmalarda sert ifadelere bu ara dikkatli olalım. Karşı tarafı çok fazla kırabilirsiniz ve bu kırma biraz uzun soluklu küskünlüğe sebep olabilir. Şöyle bir şey var. Aşk yaşama enerjiniz ve yeni bir aşka geçmek isteyen ve uzun süredir aşksızım diyenler için çok büyük bir oluşum ve bu oluşumla birlikte size güzel bir aşk değecek ve kalıcı hayat arkadaşınıza da yavaş yavaş adım atıp onu doğru kalpte hissedeceksiniz. Evli olanlar için şöyle bir kontrol ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle bu ara flörtöz ruhunuz var. Hatta ev aşkın büyüsünün enerjisinde o kadar çok saçma hatalar yapabilirsiniz ki bu evliliğinize de yansıyabilir. Eşiniz yanlış anlayabilir. Aslında ona olan aşkınız farklı anlaşılabilir. Biraz daha onu minnoş minnoş hem sertlikle dedik ya kontrol edelim hem de abartmayın.
karşı taraf kendiyle şaşkınlık yaratmasın. Çünkü uzun süredir güzel sözler söylemiyordunuz. Bu ara kitap okumak, kendi ruhunuzla ilgili yürüyüşler, spor yapmak enerjinize çok iyi gelecek. Bir de uzun süredir eğer iş arkadaşınız ya da çevrede bir ahbabınızın arkadaşından hoşlanıyorsanız adım atacaksınız ve ilişki karşılıklı olacak. Bu cesaretini de toparla diyorum. Evet, son zamanlarda sevginizi fazla göstermek ve abartmadan gösterirseniz ilişkilerde uyum var ve bu uyum doğru noktada. Araçla ilgili kazalara, dikkatsizliklere, son zamanlarda uyku enerjinizle alakalı karışıklıklardan kaynaklı etraftaki kazalara dikkat edelim. Bu bize sıkıntı yaratmasın. Bir de aile, anne kökümüzle alakalı da uzun süredir kırgınlıklar daha sert bir şekilde ifade edecek. Bu da biraz sizi yıpratabilir. Takmayın. Hani su akar yolunu bulur. Haklısınız üzülmekte ama şu an üzülmek değil, aileye destek olmak daha önemli. Hoşça kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.